Irak'ta neler oluyor? Bir kara operasyonu mu geliyor? Son temaslar ve toplantılardan ne çıkar? Çetin Erçetin'le konuşmaya başlamıştık. Kuzey Irak'ta pençe operasyonlarıyla atılan adımları. Hatta sen yılbaşında diye sözüne başladın. Yarıda kaldık Çetin Er. Biz yılbaşında hatırlarsanız belki izleyicilerimiz hatırlayacaktır. -20 derecede tam da aslında şu bölgedeydik. Yani Hakkok'un karşısında bir bölgedeydik. Yani soğuk kış şartları da Mehmetçiğin en fazla savaştığı, mücadele ettiği şartlardan biri. Ama tabii hava artık ısınmaya başladı. Biz 2024 içerisinde Metina bölgesinde iki kez arka arkaya çok kısa zaman dilimleri içerisinde havanın sisli olması ve bölgenin şartlarından kaynaklı olarak tabii saldırılarla karşı karşıya kaldık ve şehitler verdik. Evet. Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri için Hakkok'tan başlayıp Metina ve Sinat'a kadar uzanan geniş bir alanda Serap, bu bölgenin artık tamamen kilidin vurulup kapanması gerekiyor. O kilit nereye vurulacak? Yani kilit, bu Kuzey Irak'ın batısına tamamen mı vurulacak kilit? Yani belli bir hattın sonuna mı gelecek? Şuranın kapatılması gerekiyor Serap ve Metina bölgesi. Ama burada asıl önemli olan bir şey var. Şimdi Metina bölgesine yönelik zaten hazırlıklar tamam. Yani büyük ölçüde Nisan ayının sonunda, Mayıs ayının da başlarında bu operasyonun yapılması bekleniyor. Metina'ya. Metina bölgesinde. Çünkü Metina bölgesi şu anda bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde. Bir bölümü ise henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmış değil. Çünkü o bölgede 4 tane farklı dağ silsilesi var. Buraların da kontrol altına alınması lazım. Ama asıl sıkıntı şu. Gara'nın kontrol altına alınması. Şimdi Gara'nın kontrol altına alınması demek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 40 yıllık terörle mücadele konseptinde artık farklı bir level'a geçiş anlamına gelecek. Çünkü Gara, Kandil ve Türkiye sınır hattındaki bütün noktaların hem koordinasyonunu sağlayan bir bölge hem de aslında girilmesi en sıkıntılı, problemli alanlardan terör biri. Terör örgütünün bütün bağları koparılmış olacak. Şimdi lojistik vesaire, o anlama mı geliyor? Bir örgüt uluslararası yardımlar alabilir, istihbarat teşkilatlarından destek alabilir. Ama bir örgütü ayakta tutan en temel nokta o örgütün lojistik hatlarıdır. Bakın Türkiye'nin son 5 yılda başardığı en önemli şeylerden biri örgütün Hakkari ve Şırnak hattından Türkiye'nin içine geçiş lojistik hatlarının kapatılması. Bu da hem örgütü silahlı anlamda Türkiye içerisindeki faaliyetlerini sınırlamış oldu ama en önemlisi örgütü Türkiye'deki sosyolojisinden uzaklaştırdı. Şimdi Gara bu anlamda kritik bir alan, kritik bir nokta. Gara alındığı andan itibaren artık Kandil'in bir önemi kalmayacak. Zaten PKK da son 4 yıldır özellikle Kandil'in öneminin azalacağının farkında olduğu için, çünkü Türkiye yavaş yavaş yeni askeri üsler kura kura bu bölgenin kontrolünü sağladıkça ve oradaki halkla ilişkiler faaliyetlerini de arttırdıkça bir anlamda istihbarat anlamında da büyük bir altyapı oluşturdu. Peki burada hemen... Ve çok kritik bir noktaya değineyim. Gara'nın alınması Kandil'i önemsiz hale getiriyor ama PKK için yeni bir hat, Assos, Kerkük, Musul, Sincar hattı oluşmaya başlıyor. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alandaki faaliyetleri son 4 ayda gerek Hakan Fidan'ın, gerek İbrahim Kalın'ın ve gerekse Milli Savunma Bakanı'nın Iraklı mercilerle yaptığı görüşmeler neticesinde çok uzun yıllardan sonra Irak ordusu da sınır hattında askeri üsler kurmaya başladı. O görüntüler ben arkadaşım Fırat'a attım. Eğer verebilirse o görüntüleri bir görelim. Hiç bugüne kadar Irak merkezi yönetimi, bakın şu anda neresi burası? Irak bizim Türkiye sınır hattımıza Irak yakın bölgeler. Bizim tampon bölge oluşturduğumuz yerlere yakın alanlar. Bu bölgelerde şu anda ki bu Zaf Vadisi'nin olduğu bölgelerden çekilmiş görüntüler bunlar. Şu anda Irak ordusu da yavaş yavaş bu bölgelere doğru taşınmaya başladı. Şunu söyleyeyim, 2023'ten beri Irak ordusunun burada esamesi dahi yoktu. Irak ordusu burada herhangi bir şekilde görüntü vermedi. Bu Türkiye'nin oradaki operasyonu ve varlığı için ne anlam ifade ediyor? Bu, çok şey yapmadan Abdullah Arı'da bir zemin olsun geçerken. Türkiye açısından olumlu bir gelişme. Yani burada Irak'ın kendi toprak bütünlüğünü, kendi sınırını koruyabilecek olması önemli bir şey. Ama asıl önemli olan şey şu, Türkiye'nin her fırsatta kendi topraklarınızın güvenliğini sağlayın dediğinde bir muhatap yoktu. Şimdi Peşmerge'ye ve Irak ordusu birlikte burada askeri üsler kurarak
Onlar hem siyasi hem de güvenlik anlamında bir sorumluluğu üstlenmiş olacaklar. Abdullah Ağar'a hemen dönelim. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki varlığı, orada atacağı adımlar çok önemli. Tam da işte zaten bu temasların öncesinde hem Dışişleri Bakanı hem MİT Başkanı orada Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Stratejik mekanizma toplantısı oldu. F-16 süreci var. Hareket, yani iletişim arttı Amerika Birleşik Devletleri'yle. Bir yeni dönem başlangıcında gibi görünüyoruz. Bunun etkisi var mı şu an Irak'taki bu hareketlilikte? Yani Türkiye'ye alan açan bir adım gelecek mi Amerika Birleşik Devletleri'nden sizce Abdullah Ağar? Şimdi bence güzel bir soru Serap Hanım. Sağ olun. Şimdi Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinde esen tehlikeli Meltem rüzgarları Irak'taki pozisyonları nasıl etkileyecek? Irak'taki pozisyonları etkilemesi Suriye tarafını nasıl etkileyecek? Hı hı. Şimdi Irak'taki tarafta görece olarak birbirimize yakınız. Yani PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü olarak kabul ediyor. Şimdi şu ana kadar Irak'ta yapmış olduğumuz harekatlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir engellemesiyle karşı karşıya kalmadı. Ama Suriye tarafında hep engellemesiyle karşı karşıya kaldık. Hatta ayak oyunlarıyla karşı karşıya kaldık. Tuzaklarıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi tabii bu Gazze Savaşı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne kazandırdığı çok farklı bakış açıları ve dersler var. Bir diğer tarafıyla Ukrayna Savaşı ve bizden bir takım beklentileri var. Neyle ilgili? Başta Rusya olmak üzere Avrasya ile ilgili. Yani Rusya, İran, arkasından gelen Çin'le ilgili, Türkiye ile ilgili büyük bir ihtiyaç kabarması var. Atlantik eksen açısından. Yani biz Türkiye'siz nasıl yapacağız? Küresel imparatorluğumuzu nasıl devam ettireceğiz? Şimdi bu noktada bir takım yumuşamalar kendisini gösterdi. İşte Cemil Çefriler konuşmaya başladı. Yeni paradigmalarla bağlı bir takım yaklaşımlar kendisini göstermeye başladı. Victoria Nuland geldi, dedi ki F-35, yani S-400'leri halledebilirsek F-35 projesine dahi Türkiye tekrar yerinden alabiliriz gibi bir takım cümleler kurmaya başladı. Şimdi bu cümleleri nasıl anlamlandırmalıyız? Bu cümleler Irak'ta nasıl kendisini gösterir, tecelli eder ve Suriye tarafında nasıl kendisini gösterir? Şimdi büyük bir güven bunalımı var zaten. Evet. Şimdi güven bunalımının doğrusal olarak tesis edilmesine katkı sağlayacak alan Irak. Asıl taraf neresi? Suriye tarafı. Ama asıl konuşulması gereken yer neresi? Tartışmalı. Şimdi Musul ve Kerkük Birinci Dünya Savaşı'nda kimin elinden alındı? Türkiye'nin elinden alındı. Misak-ı Millî'nin sınırları nereden geçiyor? Hemrin Dağı'ndan geçiyor. DAEŞ nerede yuvalandı? Hemrin Dağları'nda yuvalandı. Hemrin Dağları'nda yuvalanan DAEŞ'le birlikte bölgenin statüsü nasıl değişti? İran lehine değişti. Birleşik Devletler lehine değişmedi. Şimdi neyi konuşuyorlar? Artık biz Irak'tan Suriye'den çekilelim, Erbil'e gidelim. İşte operasyonlarımızı oradan yürütelim. Oralara doğru gittiler. Şimdi bunları neden anlattım? Şimdi test olacak ilişkiler. Şimdi Irak'taki kalkınma yolu projesiyle ilgili biz işbirliğini kimin üzerinden yapacağız? İran üzerinden mi yapacağız? Amerika Birleşik Devletleri üzerinden mi yapacağız? Yoksa ikisi üzerinden mi yapacağız? Terörle mücadelemizde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrusal desteğiyle mi karşı karşıya kalacağız? İran'ın doğrusal desteğiyle mi karşı karşıya kalacağız? İkisinin doğrusal desteğiyle mi karşı karşıya kalacağız, yoksa ikisinden biri veya ikisi tarafından manipüle mi bu edeceğiz? Testi nasıl yapacağız? Yani bir operasyon gelir mi? Örneğin Süleymaniye'ye ya da şimdi Metina'ya zaten bir operasyon hazırlığı, sonraki hedefin Gara olduğunu söyledi Çetin. Süleymaniye çok derinde bir yer. Yani Süleymaniye'ye gitmek için bakın, Süleymaniye Kerkük'ün de daha aşağısında bir bölge ve şimdi burada farklı dinamikler var. Şimdi Süleymaniye'ye gitmeniz için Kandil'i temizlemeniz gerekiyor. Gara'yı temizlemeniz gerekiyor. Mahmur'u temizlemeniz gerekiyor. Çok ileri bir aşama o diyorsun ve, şu an. Burada şöyle düşünün. 3 tane büyük yerleşim birimi var. Önce Zaho'ya geleceksiniz. Sonra Dohuk'a geleceksiniz. Erbil'e geleceksiniz. Köysancağı'a geleceksiniz.
4-5 tane büyük yerleşim alanından geçeceksiniz ve bu sahaların belli noktalarında da PKK'nın o sivil yerleşim alanlarında değil, daha çok kırsal alanlarda olduğunu dikkate alarak hareket edeceksiniz. Bu da o bölgelerde bir operasyon yapmayı zorlaştırıyor. Bizim birinci hedefimiz Türkiye olarak Gara hattını tamamen kapatıp Kandil'i işlevsiz hale getirmek. Ardından da Suriye'de bir operasyon yapmak. Suriye ile ilgili operasyon süreci de yakın, onu da hemen söyleyeyim. Çünkü daha 2 hafta önce Şam'da önemli bir görüşme vardı. Türk yetkililer ve Suriyeli yetkililer arasında. Dolayısıyla Şam yönetimi de artık Ankara ile ilişkileri normalleştirme arayışı içerisinde. Ve bu görüşmelerin de büyük bir ihtimalle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde Rusya'da ya Sankt Petersburg'da ya da Moskova'da gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ardından Türkiye Şam yönetiminin de siyasi destek vermesi durumunda o vakit Amerika üzerinde baskıyı daha da arttırarak Suriye'deki operasyonları devam ettirebilir. Vakit kalırsa Suriye'de ne olabilir diye soracağım. Abdullah Ağar'dan da duymak isterim. Yani Kuzey Irak'ta atılacak ilk adım ne olur bugünlerde bir operasyon gelirse? Şimdi bu sene Irak yoğun konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü hele ki Gara gündeme gelirse bir kere bölgedeki demografik yani demografik yapıyı etkileyecek topografik gerçeklik değişecek. Kastım şu, yani Gara'nın ele geçirilmesiyle beraber Zagroslardan Toroslara kadar alanda PKK'nın dağlardaki etkinliği bitirilmiş olacak. Bu çok büyük bir iş. Bu neyle ilgili? Bu öncelikli olarak sınırın yani vadi tabanını yani ZAP'ın aktığı vadi tabanı Türkiye tarafındaki alanların %95'in %100'e tamamlanması. Yani bunun iki özel yeri var. Birisi Metina'da işte Metina Link Dağı arasındaki geçiş ve Hakuk tarafındaki birkaç tane yer var. Oralar bir şekilde kontrol altında alacak. Sonra Gara harekatı. Gara harekatı söz konusu olduğu zaman zaten Gara çok büyük bir oluş. Yani ve bütün bölgedeki oluşumları sarsacak bir harekat karakteri taşıyor. Ne olacak? Şimdi Çetinler bilir. Mesele sadece Irak bölgesel yönetiminin KDP'si ve KYB'si değil. Aşiretler meselesi var. Bu arada yani bir dakikamız kaldı Abdullah Ağar. O yüzden hemen bir son değerlendirme rica edeceğim. Şey etkileyecek, bölgeyi çok etkileyecek. Ama şimdi denklemin çok karışma riski de var. Şimdi Irak ordusuna bağlı güçlerin gelmesi iyi bir şey. Peşmerge'nin orada olması iyi bir şey. Ama bir diğer tarafıyla da eğer Sincar'a benzerse işi içinden çıkılmaz hale getirme potansiyeli taşıyan bir risk var. Niye? Çünkü kendi işlerinde kavgalılar, kendi işlerinde toprak hesapları var, menfaat hesapları var, hükümranlık hesapları var, işin içerisinde Haçlı Şabi var, İran var, İran'ın manipülasyonları var. Bir sürü yani onlar gelince başka bir yere gidiveriyor iş. Ümit ederim iyi yere gider. Ama Irak merkezi hükümetine bağlı güçler, Peşmerge, Irak'ın kuzeyinde kendisini göstermesi aynı Sincar gibi çok iyi organize edilmesi gereken bir mesele. Eğer yani Sincar organize edilemedi, yani Sincar'dan çıkartılacak derslerle çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Evet. Yoksa başka sorunlarla karşı karşıya kal. Bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, özetle çok önemli bir süreç ve yakın zamanda da sahadan yeni haberler biz alacağız. Biz Nisan ayı itibariyle falan. Serap artık hareketliliği görürüz. Yani Nisan ayı itibariyle Irak'ta hareketli günler bizi bekliyor. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür Çetin Erçetin, Abdullah Ağar. Değerli katkınız için sağ olun.